Saygıdeğer basın mensupları, Sayın Başkanım. Türkiye bedensel engelliler oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası'nı Ereğli'de yapıp yapamayacağımızı sordular. Bu konuda bayağı istekli ve arzulu idiler. Ben de Sayın Başkanım'la bu durumu paylaştıktan sonra böyle bir fırsatı Ereğli'nin tanıtımı anlamında kaçıramayacağımızı düşündük ve Sayın Başkanım'ın büyük destekleriyle Türkiye Bedensel Engelliler oturarak Voleybol Türkiye Şampiyonası'nı Ereğli'de yapmayı kabul ettik. Ben bize destek veren tüm kamuoyuna çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten takdire şayan bir durumdu. Biz şunu gördük, engelliler bir şeyler yapabiliyor. Yaptıkça da duyarlı insanlar olduğunu, bu duyarlı insanların da büyük bir şekilde Türkiye çapında, dünya çapında bu işlere sahip çıktığını görmüş olduk. Bize bu yeter. Kupa veya ötesi veya bunun hediyesi hiç önemli değil. Bu kadar yapılan idmanın arkasından bu kupayı almak artık hakkımızdı diye düşünüyorum. Ve bize verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal Bey'e de bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize verdiği emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bedensel engellilerin oturarak voleybol branşını tabii ki bir olgunlaştırıp bu noktaya getirdik. Bize burada desteklemesini yeniden tekrar başta Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal, İl Müdürümüz Sayın Uğur Akdeniz, İlçe Müdürümüz Haydar Üzülmez ve burada en büyük mimarların başından sonuna kadar biz de sahaya oturup antrenmanları kaçırmayarak onur eden başkan yardımcımız Nazım Erdoğan'a huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizlere bu katkıları ve destekleri verdiğiniz için tekrar teşekkürler. Bizler göreve geldikten sonra engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağımızı ve engelli vatandaşlarımızı birlikte beraber yaşayacağımızı, onlarla beraber hayatla mücadele etmeyi devam edeceğimizi söylemiştik. Her zaman engellilerimizin yanında olacağımızı da tekrar tekrar her toplantılarda ifade etmiştik. Tabii bunun yanında kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız, bunlar ayrıca bunlara da biz pozitif ayrımcılık gösteriyoruz. Oturarak voleybol yapılabileceğini, bu da güzel bir sportif faaliyet olacağını söyledikleri zaman bunu hemen takım haline getirdik. Tabii teşekkür en büyüğünü de bizim belediye meclis üyesi arkadaşlara yapıyorum. Bu kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onlarla beraber engelli olmadıkları halde oturarak voleybolu desteklediler. Arkadaşlarımıza büyük destekler oldukları için ben belediye meclis üyelerime teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki takımımız da son derece başarılı. 8 takımın arasında kupayı kazandılar. Tabii önümüzdeki günlerde engelli vatandaşlarımıza müjdelerimiz bitmeyecek. Belki en kısa zamanda bu kardeşlerimiz belki de yüzme milli takımı kuracak. Yani yüzme takımı kuracaklar. Yakında o da gelecek. Havuz olduğu zaman bu kardeşlerimizi de yüzme sporu yaptırdığımız zaman Karadeniz Ereğli Belediye Sporu bir yüzme takımı da olacak. Ping pong olsun. Belki de tenis takımı da olacak. Tabii bize düşen görev burada bu arkadaşlarımıza bu spor testlerini kazandırmak. En kısa zamanda yüzme havuzu da gelir.